En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 19 Eylül 2023 Salı ben Ferhan Kösoğlu günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Tabi haber başlarına geçmeden önce bazen yapıyoruz yine hatırlatmakta fayda var. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz yayınları beğenmeyi unutmayın. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Çünkü sizin bu beğenmeleriniz bizi daha çok insanın görmesine vesile oluyor. Avrupa'nın gündemini Türkçe aktarmaya çalışıyoruz. Bu yayınlarımızı daha çok insana aktarabilmemiz de sizin bu noktada beğenileriniz, desteklerinizle olacak. Bu noktada sizin desteklerinizi bir kez daha talep edelim. Geçiyoruz tabii gündemin sıcak başlıklarına. Bugün gündemimiz oldukça yoğun. Almanya'da bu sabah 10 eyalette birden ırkçı, neonazi bir gruba yönelik... Polis baskınları düzenlendi. Detayları aktaracağız. Yine Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'dan Müslümanlarla ilgili önemli bir açıklama var. Onun da detaylarını aktaracağız. Almanya'da emekli olduktan sonra çalışanların sayısı her geçen gün artıyor. Öte yandan yine Almanya'da dört gün mesai denilecek. Bunların detayları da var. Detaylarını da aktaracağız. Diğer önemli bir gelişme ise ehliyetlerle ilgili. Almanya'da ehliyet değişimi mecburi olup ancak bunu değiştirmeyenlere de cezalar var. Bunların detaylarını da aktarmış olacağız. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Camii'de günden başlıyor. Almanya'da bu sabah 10 eyalette birden ırkçı neonazi bir gruba yönelik polis baskınları düzenlendi. Almanya İçişleri Bakanlığı Hemmerskins Almanya adlı ırkçı neonazi grubunun faaliyetlerinin de yasaklandığını duyurdu. Almanya'da ülke çapında sabah erken saatlerde neonazilere yönelik baskınlar gerçekleştirildi. Baskınların ağırlıklı olarak Hammerskins adlı neonazi grubuna yönelik olduğu belirtildi. Federal İçişleri Bakanlığı aşırı sağcı Hammerskins Deutschland Derneği'ni, bölgesel uzantılarını ve Krev 38 alt örgütünü yasakladı. Ülke çapında güvenlik güçleri farklı eyaletlerde 130'dan fazla mekanda arama yaptı. Baskınlar Bavyera, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg, Vorpommern, Kuzeyren-Vesfalya, Renland falz Sarland ve Thüringen eyaletlerinde gerçekleştirildi. Yapılan baskınlar kapsamında Hammerskins örgütünün kurulduğu Berlin'in doğu ilçelerinde de arama gerçekleştirildi. Başkentte yaşayan iki aşırı sağcının evleri arandı. Kuzeyren-Vesfalya eyaletinde ise üç mekanda arama yapıldı. Uluslararası bir neonazi grubu olan Hammerskins kendilerini neonazi sahnesinde elit bir grup olarak görüyor ve rakçılara benzer şekilde kendilerini bir kardeşlik grubu olarak adlandırıyor. Polise göre bu örgüt sıkı yönetilen komplocu bir örgüt. Hammerskin üyelerinin birçoğu bilerek kamusal alanda görünmüyor, sadece rak konserlerinden kaçınıyor ve gösterilerde ve etkinliklerde göze çarpan işaretler takmıyor grup üyelerinin farklı neonazi gruplarıyla yakından ilişki içinde oldukları belirtildi. Polis Hammerskins üyelerinin Berlin'de holigan çevrelerinde aktif olduklarını açıkladı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier Köln'de İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin düzenlediği etkinlikte konuştu. Cumhurbaşkanı ülkesinin yüzyıllardır dini çeşitlilikle şekillendiğini belirterek İslam'ın çeşitliliği de 5 milyon üzerindeki Müslüman da ülkemize aittir ifadelerini kullandı. Köln kentindeki İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin 50. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katılan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İslam ve Müslümanların Almanya'ya ait olduğunu söyledi. İslam, Yahudi ve Hristiyan düşmanlığı ve nefretini de toplumsal zehir olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Hıştanma'ya, ülkemiz yüzyıllardır dini çeşitlilikle şekillenmiştir. Bu çeşitliliğin ifade ettiği zenginlik ve aynı zamanda beraberinde getirdiği gerilim ve sürtüşmeler bizim için yeni değildir. Bugün İslam'ın çeşitliliği de 5 milyonun üzerindeki Müslüman da ülkemize aittir ifadelerini kullanmaya Cumhurbaşkanı Frank Volta Hıştanma'ya şunları da kaydetti. Dünya görüşü olarak Almanya tarafsız bir devlettir ancak din özgürlüğü ülkemizde dinin olmadığı anlamına gelmez. Aksine dinlere alan tanımak ve tüm inançlı insanların özgürlüğünü korumak anlamına gelir. İnanç bizi dünyayı sorgulamak ve adaletsizlikleri tanımak konusunda güçlendirebilir. Din bir güç kaynağıdır. Dinlerin gücünü ülkemizde uyum için kullanmak üzere elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Toplumlardaki çeşitliliğin önemini vurgulayan Ştanmaya, İster Müslüman düşmanlığı, ister antisemitizm, isterse de Hristiyan nefreti olsun, bu tür bir zehir barış içindeki inançlı insanlara yabancıdır, demokrasimize de yabancıdır şeklinde konuştu. Almanya'da emeklilikte çalışanların sayısı artıyor. Ülkede 1 milyon 123 bin kişinin emekli olmasına rağmen çalışmayı sürdürdüğü ortaya çıktı. Sol partiye göre bunun en önemli nedeni emekli maaşlarının geçilmeye yetmemesi. Almanya'da emeklilik yaşını geçirmesine rağmen çalışmaya devam edenlerin sayısı artıyor. Çalışma Bakanlığı'nın Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıta göre Almanya'da halen çalışmakta olan 1.123.000 kişinin emeklilik yaşını geçerek 67 yaş ve üzerinde olduğu belirtildi. <laughs> soru önergesine Çalışma Bakanlığı'nın verdiği yanıta göre Almanya'da emeklilik yaşında olmasına rağmen çalışanların sayısı 56.105 arttı. 1.123.000 kişiden 251 bininin sosyal sigorta primlerine tabi işlerde 872 binin ise ayda 520 euro kazandığı kısa süreli işlerde çalıştığı belirtildi. Sol parti ayda en fazla 520 euro kazandıran, küçük çaplı ve kısa süreli işlerde çalışanların sayısının daha yüksek olmasının, emeklilerin çalışmak zorunda kalmasının bir göstergesi olarak nitelendirdi. Çalışma Bakanlığı verdiği yanıtta emeklilikte çalışmanın sadece ekonomik nedenlerinin bulunmadığına, sebeplerin farklı olabileceğine de dikkat çekti. Bakanlık bu çerçevede Nürnberg'deki İşgücü Piyasası ve Mesleki Araştırma Enstitüsü tarafından geçen yıl Ağustos ayında yapılan bir araştırmaya işaret etti. Bu araştırmaya göre emeklilikte çalışanların çoğu çalışmaktan zevk aldıkları, anlamlı bir görev üstlenmek istedikleri veya sosyalleşmek için çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca eğitim düzeyi yüksek olanların emeklilikte çalışma olasılığının daha yüksek olduğu belirtildi. Almanya'da gelecek yıldan itibaren başlatılması planlanan bir pilot projeyle haftada 4 gün çalışması sisteminin denenmesi öngörülüyor. Bu sistemde çalışma süresi kısaltılacak ancak verim ve ücret aynı kalacak. Almanya'da başlatılacak bir pilot projeyle haftada 4 gün çalışma sisteminin denenmesi planlanıyor. Berlin'de bulunan danışmanlık firması Intrapreneur'ün uygulamaya geçireceği projeye şirketler perşembe gününden itibaren başvuruda bulunabilecek. Intrapreneur'ün 4 günlük çalışma haftası sisteminin denenmesi için en az 50 şirketin projeye katılması hedefleniyor. 6 ay için öngörülen projede %100 verim, %80 çalışma süresi, %100 ödeme modeli uygulanacak. Haftada 4 gün çalışmada gündeme gelen diğer modellerde çalışma süresiyle birlikte ödenen ücretin düşürülmesi öngörülüyor. Bazı küçük işletmelerse haftada 4 gün çalışırken fazla mesai gündeme getiriyor. Bu projede ise çalışma süresi azaltılırken verim ve ücretin aynı kalacağı vurgulanıyor. Hans Böckler Vakfı tarafından sonuçları Mayıs ayında açıklanan bir ankette ücretli çalışanların %73'ü kazandıkları para aynı kaldığı sürece haftada 4 gün çalışmaya sıcak baktığını belirtmişti. Ankete katılanların %17'si haftada 4 gün çalışmaya karşı çıkmıştı. 4 gün çalışmaya karşı çıkanların %86'sı çalışmaktan zevk duyduğunu, %82'si çalışma süresinin kısaltılmasının çalışma sistemini değiştirmesinden endişe ettiğini, %77'si ise işini bitiremeyeceğini düşündüğünü ifade etmişti. Almanya'da ehliyet değişimini yapmayanlara ceza yazılacak. Almanya'da sürücüler 2023 Ocak ayına kadar değiştirmesi gereken ehliyetlerini değiştirmemesi durumunda polis kontrolünde ilk etapta 10 euro para cezası ödeyecek. Bu ceza her kontrolde artacak. Avrupa Birliği ortak ehliyet kararı sonrasında Almanya'da eski ehliyetlerini yeni ehliyetlere değiştirmeyenlere ceza verilecek. Eski ehliyeti olup da yeni ehliyetini değiştirmeyenler polis kontrollerinde önce 10 euro uyarı cezası alacak. Daha sonraki kontrollerde ise ehliyet gösterenlerin cezası artırılacak. Eski ehliyetlerin yenilenmesi doğum tarihi ve duruma göre de ehliyet alınma tarihine göre değişiyor. Buna göre 1953-1958 yılları arasında doğanlar 19 Ocak 2022 tarihine kadar, 1959-1964 yılları arasında doğanlar 19 Ocak 2023 yılına kadar, 1965-1970 yılları arasında doğanlar 19 Ocak 2024 yılına kadar eski gri ya da pembe ehliyetlerini değiştirmesi gerekiyor. 1991-2001 yılında pembe ehliyet alanların ise ehliyetlerini 2026 yılına kadar değiştirmesi gerekiyor. Fransa Milli Görüş İslam Konfederasyonu Avrupa Kültürel Miras Günleri çerçevesinde Fransa'da gayrimüslimlere İslam'ı tanıtmak için açık cami günü etkinliği düzenledi. Etkinliğe ilgi yoğun oldu. Fransa genelinde her yıl gerçekleştirilen Avrupa Miras Günleri kapsamında birçok cami kapılarını gayrimüslim ziyaretçilere açtı. 16 ile 17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliğe Fransa Milli Görüş İslam Konfederasyonu Şomberi Camii ve Belfort Kuba Camii de katıldı. İki gün süren etkinlik boyunca camilere gelen gayrimüslim ziyaretçilere İslam dini ve camilerdeki faaliyetler hakkında bilgi verildi. Açık Cami Günü'nde gayrimüslimlere İslam hakkında bilgiler verildiğini söyleyen Şomberi Cemiyet Başkanı Yavuz Yılmaz, İslam'a ilgisi olan insanlara kapılarımızı açarak camimizi anlatıyoruz. Toplumla daha fazla etkileşimde bulunmayı ve farklı inançlar arasındaki anlayışı artırmayı hedefliyoruz. Açık Cami Günü, cami topluluğuyla Şomberi'deki diğer toplum üyeleri arasında daha fazla diyaloğun kapılarını açıyor, dedi. CİMG Alp Bölge KİP Başkanı Oğuz Önder de, bu organizasyonu ilerleyen zamanlarda bölgedeki diğer şubelerde de gerçekleştirmeyi kapsamında yüzlerce kişiye ikram yapıldı. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. Fransa'nın Belfort şehrinde bulunan Kuba Camii de etkinlik kapsamında kapılarını açtı. Caminin 2019 yılından bugüne bu etkinliğe katıldığını söyleyen Şube Başkanı Zini Koçak, Açık cami günü kapsamında dinimizi en iyi şekilde tanıtmanın yanı sıra önyargıların kaldırılması için de uğraş veriyoruz, dedi. Belfort'ta açık cami gününde ilginin yoğun olduğunu söyledi. Evet bu haberle bugünlükte en bültenimizi noktaladık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.